Değerli Vali Bey, kıymetli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, rektörlerimiz, rektörlerimiz diyorum, bilmiyorum başka rektörler var ama kurucu rektörümüz var, mevcut rektörümüz de burada olduğu için. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, onların anneleri, babaları. Bugün AGÜ'nün 5. mezuniyet törenine mütevelli heyetimizin değerli üyelerinden bazılarıyla beraber katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum ve hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii hastalıklarla dolu yıl geçirdik. Öyle oldu ki maskelerle, hemen unuttuk ama maskelerle burada törenler yaptığımız yıllar oldu. Ama sevineceğimiz bir şey şu, rektör bey de konuşmasında güzelce ifade etti. AGÜ buna hazırlıklı idi ve çok başarılı bir şekilde o döneminde geçirmiş oldu. Tarihte bu tip hastalıkların olduğu dönemler olur. Veba hastalığı bundan en başında gelir. Öyle olmuş ki milyonlarca insanı, bazı ülkelerin nüfusunu azaltacak şekilde, dünya nüfusunu etkileyecek şekilde ölümler, büyük kayıplar olmuş. Çok şükür bunu, COVID-19'u atlatmış olduk. Ama bütün bunlara rağmen dünyada problemler de hala çok. Gördüğünüz gibi bir tarafta savaş, hemen komşumuz kuzeyde. Diğer tarafta büyük iklim değişiklikleri, gıda sıkıntıları, açlık, bütün bunlar olurken öbür tarafta da inanılmaz şekilde insanların savaş için, silahlanma için büyük paralar harcadığını görüyoruz. Halbuki milyarlarca dolarlık bu silaha harcanan paralar sürdürülebilir bir kalkınmaya, eğitime, sağlığa, İnsanlığın iyiliği için harcanmış olsa dünya tabii çok farklı olur. Ama ne yazık ki gerçekle, realiteyle karşı karşıyayız. İşte böyle karamsar bir ortam içerisinde hiçbir zaman hiçbir ülkenin ihmal etmeyeceği bir şey var. O da eğitim. Eğitim, bilirsiniz, hemen hemen her konuşmamda değinmişimdir. En iyi yatırımdır eğitim. Bir ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız, ne yoldur, ne başka şeydir, ne yani hangi sektör olursa olsun bir kenara bırakın, önce eğitim gelir. Eğitime yapılan yatırım, eğitime verilen öncelik, bir ülkenin geleceğine verilen öncelik demektir. Nitelikli insan yetiştirmek, vasıflı insan yetiştirmek, anaokulundan üniversiteye kadar en önem verilecek, en önemli yatırım bu alanda yapılandır. Öyle ülkeler vardır ki çok büyük tabii zenginlikleri vardır. Ama onların nitelikli nüfusu olmadığı için çok fazla bir şey ifade etmez. Ama bildiğimiz öyle küçük ülkeler var ki çok nitelikli, vasıflı, eğitimli nüfusları var. O ülkelerin ağırlığı, etkisi hem insanlığa hem dünyaya çok farklı. Türkiye bu yolda şüphesiz ki hızlı bir şekilde ilerliyor. İnanıyorum ki herkes bunun farkına giderek varıyor. Ama bazı alarm zilleri de çalıyor. İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri dün açıklandı. Hep beraber gördük. Eğitimciler analiz ediyorlar. Baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok. Tabii bu arada Kayseri olarak bir mutluluğumuzu hemen söylemek durumundayım. İki öğrencimizin, iki çocuğumuzun birinci olması, birisinin ikinci olması milyonlarca, milyonun üzerinde değil mi? Ne kadar kişi girdi üniversite sınavına? 3 milyona yakın. Onların içerisinde kendi alanlarında birisinin, ikisinin birinci olması, öbürünün ikinci olması büyük bir başarı tabii. Onları ve ailelerini tebrik ediyorum. Yetiştiren hocalarını hep tebrik ediyorum.
Ama ortalamaya baktığımızda durumun çok iyi olmadığını eğitimciler ciddi ciddi yazmaya başladılar. Bunun başka bir göstergesini de biliyoruz. OECD ülkeleri içerisinde PISA testleriyle ölçülüyor biliyorsunuz eğitimin başarısı her ülkede. Orada OECD ülkelerinin ortalamasının gerisinde olduğumuzu hatta 37 ülkenin içerisinde çok gerilerde olduğumuzu görünce de açıkçası çok kaygılanıyorum. Hepimizin çok kaygılanması gerekir. Siyasetçilerin, devlet adamlarının, planlamacıların, eğitimcilerin hepsinin. Dolayısıyla ne yapıp tekrar önceliği eğitime vermek, oraya odaklanmamız gerekir. Bu ailemiz için de geçerli. Ailede çocuklarımızın eğitimi için her şeyi veririz. Hepimiz öyleyiz. Benim de 3 çocuğum vardı, onlar en iyi okusun diye her şeyi yaptım. İşte torunlarım var, bir tanesi de burada şimdi aranızda. Bakalım o nasıl olacak ileride. En öncelikli konu bu. Herkes. Şirketler için de böyle. Bir ülke için de böyle. Bütün buna beşeri sermaye diyoruz. Beşeri sermayesi güçlü olan ülke problemlerini kolay açar. Yolunu kolay bulur. İnsanlarını mutlu eder. Demokrasisi ona göre daha güçlü gelişir. Hukuku ona göre güçlü gelişir. Dolayısıyla ekonomisi onu takip eder zaten. Ekonomisi de güçlü olur. İçeride, dışarıda itibarı çok olur. Onun için hiç ihmal etmememiz gereken şey bu. Bu üniversitenin kuruluşunda bunları çok dikkate alarak böyle bir üniversite kurulsun istedik. 5. yıl olmuş tabii. Biliyorsunuz burası bir devlet üniversitesi. Her ne kadar mütevelli heyeti başkanımız burada konuştu, izah ettiyse de bazen karıştırıldığını görüyorum. Burası bir devlet üniversitesi. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve AGÜ Devlet Üniversitesi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Vakıf Üniversitesi. Ama üniversitemizin, devlet üniversitemizin, devlet her şeyi yapıyor. Kamu her şeyi yapıyor. Buna biz hemşeriler, özel sektör, hayırseverler, onlar da katkı sağlasın ve iyi bir üniversite olsun diye bir vakıf kurduk. Ve vakıfın neleri desteklediğinde yine mütevelli heyeti başkanı açıkladı. Burada şunun tekrar altını çiziyorum. İyi eğitim için iyi öğretmen gerekir. Anaokulunda da, ilkokulda da, lisede de, üniversitede. İyi öğretmen yetiştirmek için yine her türlü fedakarlığı yapmak lazım. Çocuklarımızı teslim ediyoruz onlara. Onlar şekil veriyorlar. Geleceğe şekil veriyorlar. Dolayısıyla her şeyin başı öğretenler. Tekrar edeceğim her zaman söylediğim bir sözü. Bir barakada iyi öğretmenlerle eğitim yaparsınız. Çok iyi başarılar elde edersiniz. Ama bir sarayda iyi öğretmen olmayanlarla, iyi eğitim, iyi öğretim üyeleri olmayanlarla eğitim yaparsınız. Çocuklar sadece yıllarını tüketirler. Onun için eğitim dediğimizde tabii ki binalarımız var. Hükümetlerimiz çok büyük bu konularda yatırım yaptılar. Bir de bunun içi var. Hani bilgisayarcı mezunlar var şimdi, bilgisayar mezunları. Onlara hiç tereciye tere satar gibi olmayayım ama bir hardware var, o demir parçası. Bir de software tarafı var. Hardware dediğimiz demir. Yani satarsanız işte ne kadar gelir nedir veya plastik neyse malzeme. O bir şey değildir. Ama esas onun içindeki o software dediğimiz esas programlardır paradan. Binlerce dolar ona veriliyor. Dolayısıyla eğitimin de içinde binalardan sonra buna önem vermek lazım. Öncelikli olarak buna önem vermek lazım. Bu konuda Yükseköğretim Kurulu'nun da
dikkatini çekmek istiyorum. Bu konuda eminim ki hep çalışıyorlar. Çünkü onların işi bu. Onlara emanet etmişiz üniversitelerimizi. Üniversitelerde bir vasatlaşma görüyorum yüksek öğrenimde. Çok şükür bütün illerimizi üniversite götürdük. Yani hükümetlerimiz bunları yaptı. Her ilde üniversite var şimdi. Ama iyi üniversitelerin sayısını çoğaltmak lazım. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da her yerde üniversite var. Ama demin isimleri de sayıldı. Herkesin yarıştığı çok iyi üniversiteler sayıları belli. Türkiye'de de bunu teşvik etmek gerekir. Bundan hiç çekinmemek gerekir. Nasıl serbest piyasa ekonomisinde şirketler, firmalar, üreticiler düzgün bir şekilde kurallar çerçevesi içerisinde bir rekabet ederlerse kalite ortaya çıkar, yarış ortaya çıkar, motivasyon ortaya çıkar. O hedefleri hep alır, yüceltir. Akademide de bunu yapmak lazım. Üniversitelerin bu kapasitesi, bu enerjisi olan üniversitelerin önünü açmak lazım ve iyi üniversite sayısını çoğaltmak lazım. Bu çok önemli. Hepimiz deriz ki siyasetçiler, devlet adamları dünyanın ilk 500 üniversitesi, 300 üniversitesi içerisinde, 200 üniversitesi içerisinde hala Türk üniversitesi yok deriz. Üzülürüz. Onun için bunu süratli bir şekilde bitirmemiz gerekir. Ezan mı okunuyor? Şöyle dinleyelim, hemen akşam ezanı zaten kısadır. Evet, elhamdülillah diyelim. Üniversitelerde bir vasatlaşma tehlikesinden bahsettim. Eminim ki Yüksek Öğretim Kurumu bunları hep inceliyordur ama bunun üstüne çok durmaları Türk üniversitelerinin geleceğiyle ilgili yapacakları en iyi iş olacaktır. Ümit ediyorum ki onlar da bunlarla hep ilgileniyorlardır. AGÜ, işte bütün bu bilinç, bu düşüncelerle iyi bir üniversite olsun diye uğraşıldı. Onun için vakıf da kuruldu. Biraz önce rektör beyi dinlerken hepimiz de gururlandık. Başarılarımızı tabii anlattı. Ama bu başarının sürdürülebilir olması, devamlı olması çok önemli. Şimdi kurumsallaşma gerçekleşti burada. Daha önce kurucu rektörümüz de aramızda. Onun çok büyük hizmetleri oldu. Yeni rektörümüz bu temeller üzerinde en hızlı, en güzel şekilde üniversiteyi yükseltiyor. El birliği içerisinde arkadaşlarıyla. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha görünür olacak bu başarı.
Önce çok güzel bir İngilizce öğretiyorlar. Yani ben bunu İstanbul'daki, Ankara'daki üniversite hocalarından, rektörlerden, iş dünyasından duyuyorum. En iyi lisanı öğreten üniversitelerden birisi olarak burayı gösteriyorlar. Öyle olmasa zaten Amerikan üniversitelerine giriş sınavı SAL, SAT burada yapılıyor Türkiye'de, değil mi? Yani bütün Amerikan üniversiteleri AGÜ'ye güveniyor. Siz yapabilirsiniz bizim üniversiteye giriş imtihanlarımızı diyor. TOEFL yine birisinin bütün dünyada İngilizce bildiğini ispatlayan belgeyi yine, değil mi? Burada yapıyorsunuz. AGÜ'de imtihanları yapıyorsunuz, veriyorsunuz bu belgeleri. Dolayısıyla böyle bir noktaya gelmiş olan bir üniversite. Şimdi uzatmayayım. Mezun olanlarımıza, çocuklarımıza söyleyeceğim onlara. Önce tabii hepinizi tebrik ediyorum. Kolay değil. Yarışarak girdiniz üniversiteye, sebat ettiniz. Buradan mezun oldunuz. İnanıyorum ki burada güzel günleriniz geçmiştir. Çünkü üniversite sadece bilgi edindiğiniz, depolandığınız yer değil. Üniversite kampüsü akademik bir iklim. Burada bunu teneffüs ederek farkına varmadan çok şeyler öğrendiniz siz aslında. Hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan, çoğulculuğun olduğu bir yerde farklı fikirler, düşünceler, laboratuvar ortamları, bütün buralardaki tartışmalar size bu büyük büyük bir donanımlı hale getirdi sizi. Şimdi burada bitmiyor eğitim. Bunu atalarımız en güzel söylemiş. Beşikten mezara kadar, beşikten mezara kadar kendinizi eğitmenin yollarını burada öğrendiniz. Sadece bilgi edinmediniz, nasıl öğrenilir? Dünyanın eğitim merkezlerine, kütüphanelerine, bilgi merkezlerine nasıl ulaşılır, nasıl faydalanılır? Bütün bunları da öğrendiniz burada. Dolayısıyla birinci tavsiyem size eğitiminizi bitmediğinin farkında olmanız, ister yüksek lisans, doktora yapın, yapmayın, sonuna kadar eğitimine devam etmeniz, kendinizi daima yeni tutmanız, taze tutmanız, içerideki, dışarıdaki bütün yayınları takip etmeniz. Sonra da şunu söyleyeceğim tabii. Her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. Rektör Bey güzel tavsiyelerde bulundu. Aynen tekrar etmeyeyim. Ama dürüst insan olmak, güvenilir insan olmak, iyi insan olmak, ailenize, çevrenize, ülkenize, memleketinize, bütün insanlığa, herkese karşı. Bunun bilincinde olmanız lazım. Bu çizgiden çıkarsanız, allame olsanız bir işe yaramaz açıkçası. Onun için önce iyi insan olmak lazım. İyi bir insanın bilgili, donanımlı olması esas kıymetli olan odur. Bu yönde söylenecek çok şey var ama işin özeti bu olduğu için fazla bir şey söylemeyeceğim size. Tekrar tebrik ediyorum hepinizi. Aileleriniz tabii sizin bu mutlu gününüzü görmekle büyük bir kıvanç duyuyorlardır. Onların da mutluluğunu hep paylaşıyorum. Üniversitemiz aynı şekilde hocalarınız büyük bir mutluluk duyuyorlar. Sizleri mezun etmişler. Beşinci mezuniyetini veriyor. Bir hocanın lisans öğrencisini doktora öğrencisiyle her zaman gurur duyar. Ne kadar çok öğrenci yetiştirdiğini. Önünüz açık çocuklar. Yani iyi bir üniversiteden mezun oldunuz. Biliyorum, ben takip ediyorum. Mezunlar Derneğinizle de zaman zaman bir araya geliyorum. Mezun olanlarınız hemen çok iyi işler buluyorlar. Hem de gelişi güzel işler değil, yabancı firmalarda, yurt dışında, Türkiye'nin çok iyi şirketlerinde güzel işler buluyorlar. Dolayısıyla hemen bir engelle karşılaşırsanız, sizden kaynaklanmayan ama ülke, dünya şartlarından dolayı bunlar asla moralinizi bozmasın. İnanıyorum ki önünüz açık. Kısa süre içerisinde hepiniz iş güç sahibi olacaksınız. Oralarda kendinizi ispatlayın. Oralarda kendinizi ispatlayın ki daha büyük
mevkilere, daha büyük sorumluluklara ulaşın. Sizin başarınız ailenizin, memleketin, hepimizin başarısı olacak. Bir kez daha hepinizi tebrik ediyorum. Öğretim üyelerine bütün çok büyük hakları geçtiği için onlara hep teşekkür ediyorum. Tabii ki AGÜ Mütevelli Heyeti'nin değerli üyeleri, değerli hayırseverlerimiz, iş adamlarımız, yani çoğuyla ben İstanbul'da bir araya geliyoruz, toplanıyoruz onlarla. Neler yapabiliriz, nasıl kaynaklarımızı geliştirebiliriz, açıkçası her şey kaynağı tabii bağlı olduğu için bunlar hep birinci gündemimiz oluyor. Bütün önceliğimiz buranın başarısının devam etmesi ve sizlerin en iyi şekilde, sizden sonra gelenlerin en iyi şekilde eğitimlerine devam edip Türk eğitim sistemine AGÜ olarak iyi bir katkı sunmak olacak. Bu vesileyle Kayseri'mizin tabii bütün kamu yöneticilerine, hepsine, vali bey, belediye başkanlarımız, hepsi, onların muhakkak hep sanayi ticaret odaları hep takip ediyorum. Onların desteği olmasa tabii ki üniversite kendisini garip hisseder o bakımdan. Onların hepsine de çok teşekkür ediyorum. Tekrar başarılar hepinize. Sayın Cumhurbaşkanım.